Arkadaşlar küreselleşen dünya konusunu konuşmaya devam edelim. Yugoslavya'nın dağılmasında kalmıştık hatırlayın. E, oradan yolumuza devam edelim ama bir önceki dersi hatırlarsanız e, neleri konuşmuştuk küreselleşen dünyada Sovyetlerin dağılması e, ve Sovyetlerin dağılmasından sonra 15 devletin karşımıza çıkmasını konuştuk. Bu 15 devletin önemli özelliği olanlarına baktık ve sonuçta e, bağımsız devletler topluluğunu konuşmuş idik hatırlayın. E, burada Sovyetlerin dağılmasından sonra hatırlayın e, şöyle demiştim 3 Baltık kıyısı, 3 e, Balkanlar, 1 işte Rusya kendisi, 3 efendim Kafkasya ve kalan 5 devlette de Asyetik Asya'ya uzanan devletlerdi. Bu 15 devlet önemliydi. E, hatırlarsanız bağımsız devletler topluluğunda ise Baltık kıyılarını atın, diğer kalan 12 devlet e, BDT'nin üyesiydi demiştik, bağımsız devletler topluluğunun. Ama buradan da e, 3 devlet ayrılmıştı. Kim o? Ukrayna. Kırım işgal edildiği için protesto etmişti. Efendim, Gürcistan Güney Osetya'da Rus operasyonundan dolayı 2008'de ayrılmıştı Ukrayna 2004'te ve bir de e, Türkmenistan ABD'ye yaklaştığı için 2005'te e, ayrılmıştı arkadaşlar. Bu üç devleti de çıkartırsanız kalan 9 devlette e, BDT'nin üye sayısı idi demiştik. Ardından ardından Yugoslavya'ya geçtik arkadaşlar. E, burada kalmıştık öyle değil mi? Yugoslavya'da 45'te Tito e, Maraşal Tito önderliğinde kurulan Federal Halk Cumhuriyeti 1980'de Tito'nun ölümüyle birlikte 6 federe devletin dönüşümlü başkanlığına evrilmişti. Ama 87'de Slobodan Milošević hem Sırp Komünist Partisi'ne ele geçirmiş hem de bu dönüşümlü başkanlık sistemi yerine Sırpların kontrolündeki bir Yugoslav Federe Cumhuriyetinin önderi olmak istemişti. İşte sevgili arkadaşlar, Yugoslavya'nın parçalanmasına giden süreçte tam da böyle başlamıştı. Bu gelişmeler üzerine Almanya'nın da desteğiyle eğer büyük bir abiniz amcanız varsa ki Slovenya ve Hırvatistan'ın vardır bağımsızlığını ilan edip Yugoslavya dağılma sürecine. Başlattılar arkadaşlar. Yugoslavya'dan Yugoslavya'dan ilk e, ayrılan devlet e, bağımsız olan devlet Slovenya'dır sevgili arkadaşlar. E, buna da dikkat edelim. Peki ardından bakın 91'de e, önce Slovenya, sonra Hırvatistan. Daha sonra 92'de ise Makedonya ve Bosna hersek bağımsızlığını ilan etti. Ancak ancak. E, Makedonya'da da problem olmadı ama Bosna Hersek'te e, iş geldi düğümlendi. Neden? Arkadaşlar Bosna Hersek e, adeta küçük bir Yugoslavya olarak değerlendirilir. E, bu da şunu bize gösteriyor: Bosna Hersek'te hem Sırp hem Hırvat hem de boşnakların bir arada yaşadığını biliyoruz. O yüzden zaten küçük Yugoslavya deniyor. Şimdi Yugoslavlar e, Bosna her şey bağımsızlığını ilan edince haliyle e, bu etnik yapılar birbirine girdi. 1992'de e, Bosna Savaşı başladı sevgili arkadaşlar ve tekrar edeyim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, Avrupa'nın en kanlı savaşlarından birine dönüştü. Arkadaşlar burada İsterseniz Boston Savaşı'nı konuşacağım ama e, hani altı federe devletten bahsetmiştik ya işte e, iki de özerk demiştik işte Slovenya, Hırvatistan, e, Bosna Hersek, efendim Sırbistan, e, Karadağ ve Maked e, Makedonya altı devlet iki de özel bakın Kosova ve şurada hemen e, Hırvatistan'da Sırp sınırında arada Voyvodina bölgesi de özerk bölgeydi arkadaşlar. Bugün Sırp kontrolünde Voyvodina. Ee, burada e, Kara e, Kosova ise iki şöyle iki özerk devlet. Kosova da 2008'de bağımsız olunca demek ki demek ki e, toparlarsak 2008 sonrası Yugoslavya haritasını Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti'nden 7 devlet bir de yine Sırplara ait Voyvodina bir de özerk bölge karşımıza çıkıyor idi. Öncesinde iki özerkti ama sonra Kosova ne zaman bağımsız oldu arkadaşlar? 2008'de. Onu da konuşacağız zaten. E bu Yugoslavya'nın önceki haritasıydı. Sonra da gördüğünüz gibi bakın Voyvodina da Sırp kontrolünde derken bunu kastediyordum. E sonra da yedi devlete bölündü ve Yugoslavya dağıldı. Şimdi buradaki en kanlı savaşa gelin odaklanalım. Bosna Savaşı'na. Ee, arkadaşlar 1992'den 95 yılına kadar 3 yıl kanlı bir savaş karşımıza çıkıyor. Özellikle Bosnalı Müslümanlar bağımsızlığı da ilan edince e, Sırp General Ratko Miladić komutasındaki Sırp güçleri Doğu Bosna'da yani Srebrenica bölgesinde, e, bölgesini işgal edip buradaki boşnakları e, katletmiştir sevgili arkadaşlar. Tarihin en kanlı e, hareketlerinden biridir e, Srebrenica katliamı. Bakın e, Ermenilerin Azeri katliamı Hocalı ardından 1995'te Srebrenica katliamı gelip çatıyor karşımıza arkadaşlar. Ratko Miladiç önderliğindeki Sırp askerleri burada boşnakları katlediyor arkadaşlar. O yüzden Srebrenica'yı da siz siz olun unutmayın arkadaşlar. Büyük bir katliam vardır ki daha sonra Bosna Hersey'in o ünlü ve önemli kahramanı başkanı, bilge kral olarak da soruldu. Aliya İzzet Begoviç'in sözünü burada hatırlatmam gerekiyor. Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri dostlarımızın sessizliği olacak. Aliya İzzet Begoviç o kadar haklı ki sevgili arkadaşlar Sırplar bu katliama başladıklarında Birleşmiş Milletler insani gücü o kadar azdır ki Doğru düz bir destek bile sunmazlar. Kapıları açmaz komşular. Sınır kapılarını açmazlar ki insanlar kaçabilsinler. Bunu da yapmazlar. Adeta Sırplar'ın katliamına göz yumulmuştur. Ee, savaş bitmeye yakın e, NATO kapsamında operasyon anca yapılır. Ama iş işten çoktan geçmiştir. Sevgili arkadaşlar burada mavi kelebeğin e, izinde... Göreceksiniz. Genelde Bosna ile alakalı belgesellerde hep bir mavi kelebek vurgusu vardır. Ee, neden böyledir sizce? İsterseniz ona bir iki kelimeyle değineyim arkadaşlar. Ee, şimdi bu mavi kelebekler genelde e, Artemis e, yaban çiçeği, ölüm çiçeği olarak bilinen Artemis çiçekleri üzerine konan hayvanlardır. O, oradaki azottan beslenen Hayvanlardır bu mavi kelebekler. Bu bize şunu gösterdi. Genelde toplu mezarların üzerinde yetiştiği görüldü. Demek ki Sırplar bu katliamda öldürdükleri boşnakları mezarlara gömmüşler ve bu mavi kelebeklerin yoğunlaştığı yer daha sonra kazılınca buradan toplu mezarlar, bulunmuştur arkadaşlar. Toplamda 370'ten fazla toplu mezar görülmüştür. Peki Bosna Savaşı ne zaman bitti arkadaşlar? 1995'te işte NATO'nun müdahalesi artık Sırpların Avrupa'da ciddi anlamda desteklenmemesi nihayet bunun üzerine e, Dayton barışıyla ABD'de Dayton bölgesinde 1995'te Yugoslav e, Cumhurbaşkanı Sırtların tabii ki Yugoslav e, Başkanı Slobodan Milosevic, Hırvat e, Başkan e, Franjo Tukman ve e, Bosna'nın e, lideri Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović e, Dayton'da e, bir araya gelir ve Bosna e, Savaşı'nı bitirirler arkadaşlar. Burada Dayton Barışı'nı da bilmenizi isteyeceğim. Burada Slobodan Milosevic'i göreceksiniz. Boşnak lider Aliya İzzet Begoviç'i göreceksiniz. Bilge Kral. Ve hemen yan tarafta da Hırvat lider Tukman'ı göreceksiniz. Diyeceksiniz ki burada Boşnakları katletti Sırplar. Hırvatlar ne arıyor? İşte bakın bu haritayı anlamlandırabilmek adına, bu görseli anlamlandırabilmek adına tekrar edeyim Bosna Hersek küçük bir Yugoslavya olarak bilinirdi demiştim ya. Bak bu cümleyi bilinçli olarak aldım. Dayton barışını anlamlı hale getirelim diye sevgili arkadaşlar. Peki e Burada Aliye İzzet Begoviç'e lütfen dikkat edin sorusu da geldi elbette. Bosna Hersey'in ilk cumhurbaşkanı Bilge Kral olarak da e, bilinir arkadaşlar. 2003'te hayatını kaybetti. Arkadaşlar şu sorulabilir. Hocam Avrupa'nın göbeğinde böyle katliamlar oluyor da bu katliamların emrini verenlerin akıbeti ne oldu? Sevgili arkadaşlar bu e, Bosna Savaşı'nın en önemli katilleri bir kere Başkan Milosevic'tir. İkincisi Sırp ordusu komutanı Srebrenica katliamını emreden Ratko Miladić'tir. Ve yine Bosna'daki Sırpların lideri Radovan Karaç'ıdır. Bu arkadaşlar, bu isimler daha sonra yakalanıp savaş suçları mahkemesinde yargılandılar. Şimdi, önce Başkan Slobodan Milosevic'e bakalım. 2001'de yakalandı. 2006'da e, Sırp lider Slobodan Milosevic e, hücresinde ölü olarak bulundu. Öte yandan, öte yandan bakın Ratko Miladić, değil mi? Sırp komutan, Srebrenica katliamını e, hazırlayan adam. Ne zaman yakalanmış? 2011'de. Sırp bölgesinde kaçak bir şekilde yakalanıyordu. Baskı artınca Sırp istihbaratı aa bak buradaymış deyip ele verdi. Açıkçası 2011'e kadar korundu. Öte yandan Radovan Karaçiç 2008'de yakalandı. Ee, Bosna'daki Sırpların lideri. Çok geç öyle değil mi? Peki Milosevic hücresinde ölü olarak bulundu. Diğerlerine ne oldu? Arkadaşlar diğerleri Lahey'de. Ee, bakın e, Lahey'de e, bu suçluları yargılayan e, eski Yugoslav Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. E, sadece bu suçları yargılamak için vardır. E, şöyle karar açıklanmıştı sevgili arkadaşlar. E, Radovan e, Karaçiş, Radovan Karaçiş yani bu adam. Gördüğünüz bu adam 2016'da 40 yıl cezaya çarptırıldı. Ardından büyük eleştiriler aldı, temize gitti ve müebbet hapis cezasını almış vaziyette. Öte yandan Ratko Miladić aynı zamanda Bosna Kasabı olarak bilinir. Bosna Kasabı Srebrenica katliamcısı. 2017'de e, müebbet hapse e, müebbet hapsle cezalandırılır arkadaşlar. Yani kalan iki isim iki katil de müebbet hapsle e, cezalandırıldı arkadaşlar. Evet, Sırp e, Savaşı Bosna Savaşı'ndaki Sırp katliamı da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım e, kafamızda netleşmiştir. Şimdi bir başka hadiseye dönelim. İran Irak savaşı. Komşular savaşıyor arkadaşlar. Hem de 8 yıl boyunca 1980-88 yılları arasında komşular savaştı. Peki neden? Arkadaşlar 1975'te Cezayir anlaşması ile İran Irak arasındaki Şattül Arap su yolu sorunu en derin yer e, sınır kabul edilmiş e, ve bu su sorunu kısmen Çözülmüştür. Yani burada demek ki İran-Irak savaşını tetikleyen ana hadise Şattül Arap su yolu sorundur arkadaşlar. Bakın hemen şurada göreceğiniz su yolu sorunu ee, problem yarattı. Şimdi buna döneceğim tekrar gelin gelişmeleri biraz daha yakından inceleyelim. 79'da İran'da rejim değişikliği oldu biliyorsunuz. Ayetullah Humeyni Şahlık İran'ını devirip İran İslam Cumhuriyetini kurdu. Tarih 1799, 1979. O kadar tarih konuşuyoruz ki artık tarihler gitti. Çok yakın bir süreçti ama 79'da İran İslam Cumhuriyeti kurulunca Amerikan yanlısı bütün komutanlar, devlet adamları ...resmen görevden alındı ve... ...ipe götürüldü. Ee, İran ordusu ciddi anlamda zayıfladı. İşte bundan... ...yararlanmak adına... ...Irak ki o dönem Saddam Hüseyin'i... ...ABD... ...destekliyor arkadaşlar. Madem Hümeyni bize karşı... devirdi e, ...devrim yaptı... ...o zaman biz de Irak'a destekleriz... ...dedi ABD. Ee, Saddam Hüseyin... ...Cezayir Anlaşması'nı feshederek... İran topraklarına saldırdı. Hazır İran'da dengeyi kaybetmiş, gücü zayıflamış. Dolayısıyla bu saldırıyı başlattı 1980'de. Ancak İran dengeyi sağladı ve 8 yıl boyunca arkadaşlar birbirleriyle savaştı. Savaşta Suriye ve Libya İran'ın yanında Diğer Arap devletleri ve ABD Avrupa'da İran yanında Saddam'ın yanında. Bak 2000'lerde idam ettirecekler Saddam'ı dikkat edin. Ama şimdi Saddam'ın yanındalar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 1988'e geldiğimiz vakit Birleşmiş Milletler kararı ile bir ateşkes yapılarak savaş sona erdi. Sınırlar yine 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde kaldı. Ama 8 yıllık Savaş bilançosunda yaklaşık 1 milyon insan kaybı yaşandı. Burada önemli bir bilgi var arkadaşlar. İran Gate skandalı. O da şudur. ABD bu savaşta Irak'ı destekliyor değil mi? Saddam rejimini destekliyor. Ancak sevgili arkadaşlar İran'a da o şeytan olarak gördüğü Humeyni İran'ına da silah satıyor İsrail üzerinden. İran'a silah satıyor ABD iki tarafı da besliyor anlayacağınız ee, Dolayısıyla paranın dini imanı yoktur derken ABD herhalde bunu anlatıyor ABD'ye göre yeşiller her an her yerde birbirine karışabilir. Bu siyasi tarihe İran Gate skandalı olarak çıktı karşımıza daha sonra bunun belgeleri açıklandığı için ABD zor durumda kaldı diyeceğim ama ABD artık alıştık bu politikalarına. Belki de öyle zor durumda kalmadı için gerçek. Peki i̇ran geç skandalına yıldızı koyduk. Şattül Arap su yolu savaşın nedenidir yıldızı koyduk. Diğer gelişmelere bakalım. Şimdi iki taraf vardı ya sevgili arkadaşlar. Hemen şu görselimize bir dönelim. Şattül Arap su yolu dolayısıyla savaş çıktı tamam. E bunu anlıyoruz. E burada Saddam Hüseyin'i göreceksiniz. Irak lideri. Diğer tarafta da 1979'da Şah'ı deviren Hümeyni İslam Devleti'ni kuracaktı İran'da değil mi? İki tarafın savaşı vardı. Şimdi onlarla ilgili kısa kısa bilgilere bakalım. Arkadaşlar Irak'ta 1968'de Baas Partisi yönetimi ele geçirdi. Şimdi buna da bir yıldız koyun. E, Baas yeniden doğuş anlamına gelen Baas hareketinin amacı sosyalist Birleşik layık bir Arap toplumu kurmak. Zaten o yüzden Irak'la Suriye bir dönem Birleşik Arap Devleti olarak karşımıza çıktı. Şimdi demek ki Baas rejimi Arap Sosyalist Diriliş Partileri olarak bilinir. Aman ha Baas'ı unutmayın. İşte Kaddafi Libya'sı, Saddam Irak'a ya da Esad Suriye'si gibi bunlar hep bazı partilerine bağlı. Şimdi buradaki sosyalist lafını görünce bizde şöyle bir yanılgı var. Yani sosyalistin hemen Sovyetler, komünist rejim aklımıza geliyor. Şimdi arkadaşlar sosyalist rejim devletin gücü altında aslında ekonomiyi siyaseti, biçimlendirme politikası bir yanıyla da. O yüzden mesela Libya'da Kaddafi'ye yeşil sosyalizm derler. Değil mi? Buna benzer sosyalizmi de bir model olarak unutmayalım arkadaşlar. Bağız rejimini. 79'da Saddam Hüseyin darbeyle iktidarı ele geçirdi ve 80'de İran'a saldırdı biliyoruz. Öte yandan, öte yandan Ayetullah Hümeyni'ye bir bakalım. Ee, İran'da 78'de başlayan isyan ve genel grevler ki e bunlar hakikaten önemlidir. İran İslam devrimi ciddi anlamda önemli bir devrim. E, Aydınlar devrime katılıyor, solcular katılıyor, köylüler katılıyor, öğrenciler katılıyor. E, Birçok kesim e, İran devrimine katılıyor. Sonradan devrimin rengi İslami bir tona ulaşıyor arkadaşlar bunu unutmayalım. Dolayısıyla Şah Muhammed Rıza Pehlevi kaçmak zorunda kaldı ki Amerikancı Şah'a bütün muhalifler e, kaşit. Yani bütün o muhalif kesimin farklı farklı kesimlerin ortak hedefi şahı devirmekti. Ama sonra Hümeyn'i İslam rengini verdi devrime ve İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Arkadaşlar İran-Irak savaşındaki bu iki tarafı konuştuk. Saddam ki Saddam'ın idamını 2000'de konuşacağız biraz sonra Irak işgalinde. Ama burada bir önemli durum daha var, ee, onu da e, söylemek gerekir. Halepçe katliamı. Ee, 1988'de İran-Irak Savaşı sırasında e, Kürtlerin Irak'a ihanet ettiği gerekçesiyle Saddam Hüseyin'in emriyle bu bölgede kimyasal silah kullanıldı. Ve e, yaklaşık 5000 sivil öldürüldü Saddam rejimi altında e, ve tarihi 1988 ...Halepçe katliamı diye geçer. Demek ki sevgili arkadaşlar... ...İran-Irak Savaşı'nda... ...Şaddül Arap Su Yolu Sorunu... ...Efendim İran Gates Skandalı... ...Baz Partisi... ...Saddam Hüseyin... ...Ayetullah Humeyni ...ve Halepçe katliamı... ...yaklaşık altı maddeyle... ...burayı toparlayabiliriz. Küçük bir başlığımız var. Kosova 2008'de... ...bağımsız oldu Kosova... Ki Yugoslav mirasındaki yedinci devletti hatırlayın. Sırpların Dayton Barışı'ndan sonra Kosova, Özerk bölgeydi o dönemde malum. Kosova'da yaşayan Arnavutlara baskı yapmaya başladılar. Yani Sırplar bir türlü e, sakinleşmiyor. Bir türlü durmuyor yerinde. Şimdi bu bölgedeki Arnavutlara baskı yapmaya başlayınca Arnavutlar Sırp yönetimine karşı... ...kitlesel bir karşılık vermeye başladılar. Yani Kosova Savaşı başladı. Ama bu sefer Avrupa, ki özellikle NATO, olaya müdahale etti. Seyretmedi daha fazla. Çünkü seyredince Srebrenica gibi Avrupa'nın göbeğinde büyük katliamlar olmuştu. O yüzden arkadaşlar... E, 1998-99 Savaşı e, Kosova Savaşı başlayınca NATO müdahale etti. Sırplar e, Kosovadan çekilmek zorunda kaldı çünkü NATO bir takım Sırp üslerini bombaladı. Haliyle e, savaş bitti. Savaş bittikten sonra da Türkiye e, hatta Türkiye e, NATO'nun Kosova harekatına aktif katılmıştır arkadaşlar. E, barış gücünü göndermiştir. Bunu unutmayalım. 2008'de ise Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tanıyan devlet de Türkiye olacak arkadaşlar. Haşim Taşçı Kosova'nın ilk başkanıdır. Bunu da unutmayalım. Evet sevgili arkadaşlar burada bir başka mesele Irak işgaline bir bakalım. Artık 91 körfez harekatı ve 2000'lere Gelelim Irak işgaliyle kastettiğimiz birinci Körfez harekatı ve ikinci Körfez aslında Irak işgali dediğimiz Saddam'ın devrilip idam edilmesi süreci. Sevgili arkadaşlar, 1990'da Irak hemen alt taraftaki komşu Kuveyt'i işgal eder ve bu işgal Körfez krizinin başlamasına neden oldu. Neden bu? işgal etti Kuveyt'i Irak. Ee, bir kere hemen sınır bölgesinde olduğu için e, onu da isterseniz bir haritada sizlere göstermeye çalışayım. Sonra tekrar konuştukça e, döneriz arkadaşlar. Bakın hemen Irak'ın alt tarafında küçük bir bölgedir Kuveyt. E, buradan sınırdan çıkartılan petrolün e, Irak petrolü olduğunu iddia etti Saddam Hüseyin ve e, tazminat ödemesini istedi Kuveyt'in ödemediği takdirde işgalle tehdit etti. Ee, Kuveyt ödemeyince Irak Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Bunun karşısında ise ABD öncülüğünde arkadaşlar koalisyon güçleri ki İngiltere var, Fransa var, Suudi Arabistan var, Suriye var, Mısır var. Toplamda 28 devlet askeri koalisyonla Irak ee, operasyonuna, körfez harekatına başladılar arkadaşlar. O yüzden Irak'a bir mühlet vermişlerdi e, Kuveyt'ten çekilmesi adına. E Bunu kabul etmeyince e, müdahale etti. Bu da birinci körfez savaşı olarak bilinir sevgili arkadaşlar. Bakın burada zaten açıklamayı yazmışım. E, günlük limitten daha fazla petrol çıkarttığını, zarara uğradığını söyledi Irak. Bunun üzerine e, müdahale etti Kuveyt'i. Birleşmiş Milletler'de bir süre tanıdı. 15 Ocak 91'e kadar İran Saddam'ın kuvvetler çekilmesini istedi. Bunu da yapmayınca Saddam operasyon güçleri Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı ile 17 Ocak'ta çöl fırtınası operasyonunu başlattı arkadaşlar. Bu enteresandır. Biraz daha Yaşı büyük arkadaşlarım beni dinleyen e, hatırlarlar CNN e, canlı olarak bu savaşı verdi. Dünyada ilk kez bir savaş canlı olarak verildi arkadaşlar. Böyle hatır, e, hatırlayanlar vardır gece füzeler ırağı yağınca e, böyle yeşil yeşil görüntüler. Yani savaştan uzak tam bir böyle film gibi düşünün. E, öyle e, bir savaştı körfez harekatı çöl Fırtınası operasyonu birinci Körfez harekatı olarak bilinir sevgili arkadaşlar buna dikkat edelim. Burada görsellerimizi göreceksiniz Irak'ın Kuveyt'i yuttuğunu ve ardından da Güvenlik Konseyinin kararıyla Birleşmiş Milletler Koalisyon gücünün Irak'a operasyon yaptı. Yalnız burada önemli olan şudur. Birinci Körfez Harekatı ile birlikte yani 1991'de Saddam Hüseyin devrilmedi arkadaşlar. Sadece Irak 36. Kuzey paraleli ile 32. Güney paraleli arasında sıkışıp kaldı. Yani 36. paralelle 32. paralel arasında sıkışıp bıraktılar Irak'a. Ne Kuveyt'e inebildi ne de Kuzey Irak'a çıkabildi arkadaşlar. Halepçi katliamını falan da unutmayın tabii ki. Kuzey Irak'a da çıkamadı. Şimdi bakın burası tehlikeli işte. Neden tehlikeli? Kuzey Irak'ta yavaş yavaş bir güç boşluğu ortaya çıkmaya başlıyor. Peki Kuzey Irak'ta bu güç boşluğu bizi ilgilendirir mi? Evet. Neden? Orada bir PKK terörü ee, orada bir e, Kuzey Irak Kürt devletinin kurulma süreci başlayabilir. Türkiye'yi tehdit eden bir durum olacaktır bu. Şimdi demek ki Saddam devrilmedi, E, iki paralel arasına sıkıştırıldı. Bu dönemde, bu dönemde Cumhurbaşkanı Turgut Özal e, Körfez harekatına çok katılmak istedi arkadaşlar. Hatta e, yumurtalık e, Kerkük e, yumurtalık petrol hattını kapattı. Ama e, Genel Kummay Başkanı Necip Toruntay, Körfez Harekatı'na katılmamamız gerektiğini, komşuya müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyince e, istifa etti görevinden. Özal'a direnip istifa etti. Türkiye e, katılmadı bu operasyona ama incirlik gibi birçok üssünü açtı arkadaşlar. Burada işte kritik olan yere dikkat ediniz. E, Irak ateşkes koşullarını yerine getir getirmediğini kontrol etmek için ee, i̇ncirlik'te bir çekiç güç kuruldu. Uluslararası bir güç kuruldu. Ee, merkezi İncirlik'tir. Amacı arkadaşlar, burada tabii Amerikan, e, İngiliz, Fransız ve Türk Hava Birlikleri var. Amacı Kuzey Irak'ta e, daha doğrusu Irak'ın 32. ve 36. paralellerde kalıp kalmadığını denetlemek. Yalnız dikkat! Yalnız dikkat! Ee, burada Türk ordusu çekiç güçten inanılmaz rahatsız oldu. Bu gücün zamanla PKK'ya silah ve mühimmat yardımı yaptığını söyledi. Derhal kaldırılmasını söyledi ama bir türlü kaldırılmadı arkadaşlar. Çekiş gücün orijinal adı Kalkık Horoz olarak bilinir ama malum Türk dilinin bazı anlamlara gelmesi, farklı yerlere çekilmesi bu güce çekiç güçten de Türk genel kurmayı hiçbir zaman bu çekiş gücün varlığından memnun olmadı ama bir türlü de kaldırılmadı arkadaşlar. Burada kısa bir mola verelim sonra kaldığımız yerden devam edelim.